Bu konuyu biraz detaylandıracağız. Yapılara etkileyen karakteristik yükler, yük simgeleri, yük ve malzeme katsayıları, tasarım yükü, tasarım dayanımı, yapı güvenliği kavramları ve nasıl yapıldığı üzerinde duracağız. Bunları genel bildiğimiz bilgileri hızlı okuyarak geçeceğim. Yine Ahmet Topçu Hoca'nın notlarından bunlar. Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları, insan, eşya, kar, makine ağırlıkları, deprem, rüzgar kuvvetleri, sıvı, dalga, toprak basıncı, patlama, çarpma gibi yapıyı zorlayan yüklerdir. Yükler yapı elemanlarında şekil ve yer değiştirmeler dolayısıyla iç kuvvetlerin, moment, kesme kuvveti gibi oluşmasına neden olur. İç kuvvetlere ve yer değiştirmelere yatay, düşey sevimler, dönme gibi yük etkileri denir. Yapının güvenli olması için yük etkilerine dayanması gerekir. O halde yüklerin doğru belirlenmesi çok önemlidir. Ancak yüklerin kesin değerlerini bilmek mümkün değildir. Tartıldığı anda 75 kilogram olan bir kişi her zaman 75 kilogramlıdır. Muhtemelen hayır. 1 metreküp betonarme betonunun kütlesi, agrega cinsine, donatıların az çok olmasına, sıklaştırma kalitesine bağlı olarak az ya da çok değişir. Kesin bir değer vermek mümkün değildir. Deprem, rüzgar, kar gibi doğa olaylarından kaynaklanan yükler de önceden tam doğru olarak birebir bilinemez. Geçmişte oluşmuş deprem bilgileri, kar ve rüzgar meteorolojik ölçümleri istatistiksel olarak değerlendirilir. Doğruya en yakın ve olası yükler belirlenir. Bu yolla belirlenmiş yükler yönetmeliklerde verilir. Yönetmeliklerde verilmiş doğruya en yakın fakat olası yüklere karakteristik yükler denir. Farklı tipteki her yükün G, Q, E, W, H ve T ile gösterilen simgesi vardır. Karakteristik yük tipleri ve simgeleri aşağıda verilmiştir. Neden karakteristik deniyor? Çünkü deneysel olarak aslında bulunuyor. Örneğin gözlemsel veya deneysel rüzgar ölçümleri, deprem ölçümleri, deprem kayıtları, ağırlıkların tartılması falan deneysel olduğu için karakteristik adını alıyor. Fakat bu karakteristik bilgi her zaman için geçerli olmayabiliyor. Özellikle doğa olaylarında. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Simgesi G ile gösteriliyor. Neyin? Kalıcı, sabit, zati, öz, ölü yüklerin. Yapı elemanlarının kendi yükleridir. Yeri ve şiddeti zamanla değişmeyen statik yüklerdir bunlar. Çatı ağırlığı, tesisat ağırlığı, aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğutma, asma tavan gibi. Döşeme ağırlığı, döşeme betonu, tesviye betonu, kaplama, sıva gibi. Kiriş ağırlığı, duvar ağırlığı, dolgu malzemesi, bağlama harcı, sıva, yalıtım, kaplama gibi. Kolon ağırlığı gibi. Simgesi Q olan ise hareketli yükler. Yapı elemanlarına zaman zaman etkileyen, yeri ve şiddeti zaman zaman değişen statik yüklerdir. Eşya yükleri, insan yükleri, kar yükleri gibi. Bunlar düşey yüklerdir. Bunlar tahmin edebileceğiniz gibi ağırlık yükleridir. Yer çekimi etkisiyle aşağıya doğrudur. Yatay yükler ise farklı çeşitlerde yapıya yatay olarak etkiliği varsayılan statik veya dinamik yüklerdir. Bunlardan deprem yüklerini E ile simgeliyoruz. Rüzgar yüklerini V ile simgeliyoruz. Toprak etkisini H ile simgeliyoruz. Bir de sıvı yükü olabilir. Bunlar yatay yükler. Nedir o? Depolarda falan özellikle. Diğer yükler vardır bir de. Bunları da T ile simgeliyoruz. Yukarıdaki yük tipleri dışında kalan yüklerdir. Bunlar sıcaklık farklarından oluşan yükler. Büzülme ve sünmeden oluşan yükler. Daha doğrusu yük etkisi yapan şeyler bunlar. Farklı oturmalardan oluşan yük etkisi yapan şeyler. Buz yükü, patlama yükü, dalga yükü, montaj yükü gibi. Diyor ki karakteristik yük, yük etkileri, yük bileşimleri, tasarım etkileri, karakteristik dayanım, malzeme katsayıları, tasarım dayanımı, taşıma gücü gibi tanımlar öğrenci için yenidir. Sadece betonarme derslerinde değil, meslek yaşam boyunca kullanmak zorundadır. Bu nedenle iyi kavranılması gerekir. Karakteristik yüklerin değerleri yönetmeliklerde verilmiştir.
TS498 2001 versiyonunda, TS ISO 9194-1997 versiyonunda kalıcı yükler, hareketli yükler, kar, buz ve rüzgar yükleri, toprak etkisi nasıl alınmalı, nasıl hesaplanmalı onlar verilmiş. Deprem yönetmeliğinde 2018 versiyonu, deprem yükleri ve TSN 1991 1'e 3'te yapılar üzerindeki etkiler, kar yükleri verilmiş. TS500 2000 versiyonunda büzülme, sünme, sıcaklık farkı etkileri verilmiş. Yük etkileri, tasarım etkileri, yük katsayıları ve yük bileşimleri TS500'de ele alınmakta nasıl yapılacağına dair onlarla ilgili bazı bilgileri bakalım. Yönetmeliklerde verilmiş yükler karakteristik olduğundan etkileri de karakteristiktir. Yükler dolayısıyla yük etkileri olabildiğince en doğru değerlerdir. Fakat doğruluğu şüphelidir. Yük etkilerinin karakteristik değerleri yerine hesaplarda tasarım etkileri ve yük birleşimleri kullanılır. Tasarım etkileri karakteristik etkilerinin genelde birden büyük olan yük katsayıları ile çarpılması, değil mi? Bundan önce üzerinde durmuştuk. Ve birleştirilmesi, bunun da üzerinde durmuştuk. Örneğin deprem varken düşey yüklerin de olması gibi ile belirlenir ve elemanların tasarımlarında boyutlandırılmasında kullanılır. Birden çok tasarım etkisi vardır. Çünkü yüklerin tümü yapıya aynı anda etkimez, farklı zamanlarda farklı yükler etkir. Örneğin deprem yokken sadece sabit yükler ve hareketli yükler vardır. Ama diyelim deprem olduğunda bunlara bir deprem yükü de gelir. Veya rüzgar olduğunda bunlara bir rüzgar yükü de gelir. Veya hareketli yüklerin hiç olmadığını varsaydığımız bir durumda bina boşsa sadece sabit yük ve deprem yükü gelebilir gibi. Bu yolla çok sayıda yük senaryosu oluşturulur. Ne zaman hangi yük etkirse etkisin yapının güvenliği sağlanmaya çalışılır. TS500-2000'de tanımlı yük katsayıları, yük bileşimleri, yük senaryoları aşağıda verilmiştir. Şu nota bakalım. Sıvı basıncı etkisinin bulunması durumunda bu etki 1,4 ile çarpılır ve içinde Q etkisi görülen tüm bileşimlere etkinir. Depo hesaplarında yapılacak şeyi söylüyor. Örneğin kombinasyonlar yalnız düşey yükler için olduğunda deprem ve rüzgarın etkin olmadığı durumlarda hesap yükümüz bizim ne olacak? Sabit yüklerin 1,4 katı, hareketli yüklerin 1,6 katı. Yükleri biliyorsunuz belli bir miktar artırıyorduk emniyet açısından ve yüklerin tam belirlenemediği için. Veya deprem rüzgar yok ama başka yüke benzer etkiler var. Örneğin zemin oturmaları var gibi. Bu durumda sabit yükün bir katı, hareketli yükün 1,2 katı ve diğer etkinin, örneğin zemin oturmasının 1,2 katı aranıyor. Deprem varsa hesap yükü, birinci durumda sabit yük var ve hareketli yük var. Önce bunun için bir bakacağız zaten. Birinin 1,4, öbürünün 1,6 katı. İkinci durumda sabit yükün bir katı, hareketli yükün 1,2 katı ve diğer etkilerin, örneğin zemin oturmasının veya rötrenin 1,2 katı. Yani şu durumu komple alıyoruz zaten. Şu durumu bakın burada aldık. Şimdi depreme etkileyeceğiz. Üçüncü durum daki hesap yükü sabit yükün bir katı, hareketli yükün bir katı, depremin de bir katı. Yani deprem de geldi şimdi. Dördüncü durumda sabit yükün bir katı, hareketli yükün bir katı, eksi depremin bir katı. Çünkü deprem tersinir olarak etkiyor. Burada yaptığımız şey aslında arkadaşlar iç kuvvetleri bulmak. Yani diyoruz ki iç kuvvetleri bulurken ne olacak? Bir dış yükler olacak. Birinci adımda dış yükleri şu alarak sistemi çözüyoruz veya bilgisayarla çözüyoruz yapı statiğiyle. İç kuvvetleri buluyoruz. Bu cepte. İkinci olarak şu durum için mesela çözüyoruz. O da cepte. Üçüncü olarak diyelim şu durum için çözüyoruz. O da cepte. Ne oldu? Üç tane durum var. Şimdi örneğin K201 kirişi. K201 kirişi
Birinci durumdaki momenti 50 çıktı. İkinci durumdaki momenti 52 çıktı. Üçüncü durumdaki momenti 48 çıktı atıyorum. Ne yapacağım? Bunların içinde en büyük olanı alacağım. Böylece bu hepsini sağlayacak. Veya şu dördüncü durumda yani depremin ters etkimesi durumunda bakın o yüzden buna da bakıyoruz. Yine aynı kiriş. Birinci durumda diyelim 50 çıktı. İkinci durumda 60 çıktı. Üçüncü durumda 40 çıktı. Ama bunların içinde neyi alacağım? Momenti. Bunlar pozitif olarak çıktı mesela. Pozitif moment olarak çıktı. Büyük olanı alacağım. 60'ı aldım. Fakat şu dördüncü durumu da işin içine kattığımda bu sefer eksi 5 çıktı mesela. Şunun içine eksi 5 çıktı. Ne oldu? İşaret değiştirdi. O zaman bu moment için yani bu kiriş için hem öbür artıların en büyüğü olan 60'a göre bir donatılandırma ve kesit ebatı yapacağım. Bir de tamamen farklı yönde olduğu için böyle dönerken böyle döneceği için eksi 5'e göre de bunu kontrol edeceğim. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu yük durumlarına onun için bakıyoruz. Deprem durumunda diğer bir durumda mesela hareketli yük şey sabit yükün %90'ını aldık ve depremi aldık. Bu ne içindi? Daha önce de söylemiştik daha önceki bir dersimizde. Devrilmiş bir eşya falan yok. O sırada binaya yük geldi, deprem geldi gibi. Ve aynısının eksilisi. Bak depremi her zaman artı eksi olarak etkileyeceğiz. Bakın bir artı etkittik bir eksi burada. Burada da bir artı bir eksi. Niye? Çünkü sürekli tersine yer değiştiriyor. Peki rüzgar etkinse ne yapıyoruz? Yine şu ikisini fix alıyoruz. Bak bu ikisini aldık. Bu ikisini aldık. Üçüncü ne? Sabit yükün bir katı, hareketli yükün 1,3 katı ve rüzgarın 1,3 katı. Bak rüzgarda da aslında hakim rüzgar belli yöndedir ama biz emniyetli olması için hem bu yönde hem bu yönde alıyoruz. Çünkü rüzgar da her yöne esebilir. Aynı deprem gibi. Bakın aynısının bu sefer de eksi rüzgarlısını aldık. Niye? Çünkü atıyorum bu sefer de bir kolona örnek vereyim. O kolon artı rüzgarlıyken diyelim atıyorum artı 10 basıncına maruz kalıyor. Ama öyle bir şey oldu ki eksi rüzgar estiğinde eksi bir çekmeye maruz oldu. Eksi bir basınç yani çekmeye maruz kaldı. Özellikle çelik çatılarda veya çelik yapılarda buna rastlanır. Bu durumda ne yapacağız? O kolonu hem diyelim 5 basıncına göre boyutlandıracağız hem de bir çekmesine göre kontrol edeceğiz. O yüzden. Veya sadece sabit yük var. Hareketli yükleri hiç yok. Sabit yükün %90'ı aynı depremde olduğu gibi artı 1,3 rüzgar alıyorum ve yine eksi 1,3 rüzgar alıyorum. Aslında mantık hep aynı dikkat ederseniz. Tabii bu rakamları falan ezberlemeyeceğiz ama bildiğimiz bir şey var. Sabit ve hareketli yükler varken çözeceğiz. Sabit hareketli yükler artı yüke benzer etkiler yapan şeyler, zemin oturması, rötle gibi şeyler varken çözeceğiz. Bu iki durumu her zaman çözüyoruz. Üçüncü de diyelim deprem için yapıyoruz, rüzgar için yapıyoruz. Hem artılısı hem eksilisini yapacağız ve hem sadece sabit yük varken yapacağız. Çünkü hiç eşya olmayabilir. Ve hem sabit hem hareketli yük varken yapacağız. Aslında yaptığımız şey hep aynı mantık. Deprem anında kuvvetli bir rüzgarın esmesi çok düşük oluyor. Yani hem deprem hem rüzgar etkisini yönetmelik bize şey yapmıyor. Zorunlu kılmıyor. Çünkü bu sebepten dolayı işleri daha da çok uzatmamak için. Düşük bir olasılık. Ekonomik nedenlerle bir yapının aynı anda hem depremin hem de rüzgarın etkimeyeceği varsayılır. Deprem ve rüzgar yüklerinden hangisi daha elverişsizse o dikkate alınır. Zaten depreme göre çözeceğiz, rüzgara göre çözeceğiz, düşey yüklere göre çözeceğiz. Bunların hepsinden en elverişsiz olanı yani en büyük yükü vereni artı ve eksi olarak dikkate alacağız. Değil mi? Bir elemanı boyutlandırırken mesela. Dolayısıyla temel mantığımızla paralel burada da gidiyoruz. Ama öyle bir yapıdır ki mesela 3. 4. derecenin deprem bölgesindedir. Belki deprem hesabını yapmana bile gerek olmaz ama yüksek bir yapıdır veya rüzgarlı bir yerdedir. Rüzgar daha etkindir. Rüzgar hesabını yapıp dikkate alman onun işi değiştirmesi daha yüksek ihtimalle gerçekleşecektir gibi. Türkiye'de normal yapılarda genelde deprem etkin olur. Ama gökdelen türü yapılarda ve hafif çatılı çelik yapılarda rüzgar etkileri de önemlidir. Yüksek binalarda ve özellikle çelik yapılarda, çelik çatılarda rüzgar da
önemlidir. Rüzgara göre de mutlaka hesap yapmak gerekir ki bunu çelik dersinde de gördük ve göreceğiz. G, Q, E, omega, H, T harfleri yük tipinin simgesidir. Yükün değeri değildir. Büyük harf yerine küçük harflerde de kullanılabilir. F, T yani hesap yükü, hesapta kullanacağım, hesaplarken kullanacağım yük. G, tasarım etkisi denir. Karakteristik yük etkilerinin biliyorsunuz katsayılarla çarpılarak büyütülmesi hesapta kullandığım yükü veriyor. Aynı karakteristik malzeme değerinde FK'nın, FCK'nın mesela bu sefer katsayıyla bölünüp küçültülerek FD olarak nedenlerini biliyorsunuz. Daha önce iyice açıkladık. Alınması da aynı mantıktan hareketle. Karakteristik yük etkilerinin yük katsayılarıyla çarpılıp birleştirilmesi ile hesaplanır. Örnek, deprem ve rüzgar etkisinde olmayan bir yapının bir kolonunun bir kesidinde karakteristik sabit yüklerden 700 kN eksenel, 170 kN moment, 60 kN kesme kuvveti oluştuğunu, karakteristik hareketli yüklerden de 300 kN eksenel, 80 kN moment, 25 kN kesme kuvveti oluştuğunu varsayalım. O zaman NG700, MG170, VG yani kesme 60. Ne zaman? Karakteristik sabit yük etkileri. Hareketli yükte ise 300, 80 ve 25 karakteristik hareketli yük etkileri. Dış yükler ile dengede olan ve hesaplanmış iç kuvvetlerdir bunlar şeklinde yansıtılacak ve bunlara göre eleman boyutlandırılacak. Tabii bunlar da ne yapılacak? Hareketli ve sabit yükler şurada. Mesela NG 700'ü 1,4 ile çarpacağız. Artı NQ'yu 300'ü 1,6 ile çarpacağız. Artık ben elemanı neye göre boyutlandıracağım? Hangi basınç kuvvetine göre boyutlandıracağım? 1,4G artı 1,4 çarpı 700 artı 1,6 çarpı 300'e göre öyle bir yük geliyormuş olaraktan o elemanın ebatlarını, donatılarını seçeceğim. Moment için de keza aynı şey geçerli. İle gösterilir. Kolonun bu kesitlerde tasarım etkileri bakın FD 1,4G artı 1,6Q birleşiminden hesaplanmalıdır. Çünkü sadece sabit ve hareketli yük etkisi vardır. Deprem, E, rüzgar, omega veya diğer yük T etkisi yoktur. Bu nedenle kolonun aynı kesimdeki tasarım etkileri işte çarpmış. 1,4 ile 700'ü, 1,6 ile 300'ü çarpmış. Bunu bulmuş. Moment için aynısını yapmış. Kesme kuvveti için aynısını yapmış. Dış yükler ile dengede olmayan, günün birinde olabileceği varsayılan ve tasarımda kullanılacak kuvvetlerdir bunlar da. Bu kuvvetlere göre yani hesap yapıyorum. Olarak hesaplanır. Kolonun boyutlandırılmasında bu tasarım değerleri kullanılır. Karakteristik yük etkileri kullanılmaz. Bak karakteristik yükler bunlar halbuki. Ama ne yaptım? Karakteristik yükleri büyüttüm ve birleştirdim. Bak 700'ü 1,4 ile çarparak büyüttüm. Yetmedi. 300'ü de 1,6 ile çarpıp birleştirdim. Büyüttüm ve bu ikisini birleştirdim. Ona göre ben hesabı yapıp da böyle bir yük varmış gibi hesabı yapıp da boyutlandırma yapıyorum. Ama tutup da sadece 700'e göre, sadece 300'e göre yapmamın anlamı yok. Zaten 700'e göre yaptıysam 300'ü zaten kurtarır. Ama neyi kurtarmaz? 1,4700, 1,6300 yani 1460'ı kurtarmaz. Benim halbuki en büyük olan 1460'a göre işi yapmam lazım. Malzeme katsayıları, malzeme tasarım dayanımları. TSN 2206'ya 1 2002 versiyonu, TS 708 2016 versiyonunda verilen projede öngörülen malzeme, beton ve çelik malzemesi, taşıyıcı sistem malzemeleri, karakteristik dayanımlarının üretimde tutmama, düşük kalma riski vardır. Bu nedenle hesaplar öngörülen karakteristik dayanımlar ile değil, tasarım dayanımları ile yapılır. Aynı mantık. Tasarım dayanımları, karakteristik dayanımların malzeme katsayılarına bölünmesiyle bulunur. TS500-2000'de tanımlı olan malzeme katsayıları birden büyük değerler olduğundan daha küçük dayanımlar ile hesap yapılarak tutmama riski azaltılır, güvenlik sağlanmaya çalışılır. Beton tasarım dayanımı FCD yani hesapta kullandığımız gerilme kapasitesi, kabiliyeti, yeterliliği
gerçekte olan deneysel olarak FCK'nın Lambda MC'ye malzeme katsayısına bölümüyle bulunuyor. Aynı şey FCT'de, FCT'de neydi? Concrete tension çekme DNA hesap. Karakterist FCTK'nın deneyden bulunanın malzeme katsayısına bölümüyle elde edilir. FCK betonun karakteristik basınç dayanımı, FCD basınç tasarım dayanımı. Yani hesapta kullandığın hesap dayanımı da denebilir ona. FCTK betonun karakteristik çekme dayanımı deneyde buldun. FCTD betonun çekme tasarım dayanımı. Lambda MC betonun malzeme katsayısı. Lambda MC'yi daha önce de biliyoruz ama hızlıca okuyayım. 1,5 yerinde dökülen ve iyi denetlenen bir beton için. 1,4 ön döküm prefabrik fabrikasyon betonlar için. Bak burada küçülmüş. Ama 1,7 denetimi iyi yapılmayan betonlar için. Burada büyümüş. Alabilirsin. Çelik tasarım dayanımı FYD akma dayanımı ne? Hesapta kullanacağım akma dayanımı. FYK ne? Gerçekte deneyini yaparak gördüğüm o çelik malzemesinin hangi dayanımda aktığı kapasitesi. Bunu lambda MS, bu sefer steel S geldi. Burada da konkretti, MC'ydi. Onun katsayısına bölüyorum. FYK çelik karakteristik dayanımı, FYD çelik tasarım dayanımı, lambda MS çelik malzeme katsayısı. Lambda MS 1,15 her türlü çelik için çünkü fabrikada üretiliyor. Bakın burada 1,15 aldım. Burada mesela en iyi 1,4, 1,5 falan aldım. Fabrikada üretilen prefabrik denilen ön döküm betonlar yerinde şantiyede dökülen betonlara nazaran daha iyi denetimlidir. Ön döküm beton için öngörülen karakteristik basınç dayanımlarının tutma olasılığı daha yüksektir. Risk daha düşüktür. Malzeme katsayısı onun için 1,4'tür. Benzer şekilde inşaat çeliği betona nazaran daha homojen bir malzeme olduğundan ve fabrikada üretildiğinden dayanımının karakteristik dayanımdan farklı olma olasılığı riski betona nazaran çok daha düşüktür. Bu nedenle çeliğin malzeme katsayısı lambda MS, betonun malzeme katsayısı lambda MC'den daha küçük tutulmuştur ve tek bir değeri vardır. Lambda MS 1,15. Hesaplarda FCK, FCTK, FYK karakteristik dayanımları kullanılmaz. Daha düşük olan FCD, FCTD, FYD tasarım dayanımları kullanılır. Malzeme katsayılarının seçimi. Lambda MC ve Lambda MS malzeme katsayıları yönetmeliğin mühendise verdiği bir yetkidir. Güvenli yapı üretilmesine olanak sağlayan önemli bir anahtardır. Peki bir yapının statik betonarme projesini hazırlayacak olan mühendis betonun malzeme katsayısını nasıl seçecektir? Her tür yapıda ve her çelik sınıfı için MS 1,15 seçilir ama yapı prefabrik olarak inşa edilecekse beton için 1,4 seçilir. Yapı yerinde dökme betonla inşa edilecekse hazır beton kullanılacak ve iyi denetlenecek ise 1,5 alınır. İyi denetlenemeyeceği düşünülen beton için hazır beton olsa dahi 1,7 alınabilir. Yani burada mühendise serbestlik var. Bunlardan hangilerini alacağına dair. O kendisi mühendislik öngörüsüyle ve şantiye koşullarına göre bunu takdir edecek. Yapı elle veya betonyerle karılan beton ile inşaat edilecekse yerinde işçi falan yapacaksa beton iyi denetlense dahi hemen hiçbir zaman öngörülen kalitede üretilemez. 1,7 mutlaka seçilmeli. Hatta büyük riskler varsa 2 de seçebiliriz. Bu üstünü seçmeyi sana yönetmelik engellemiyor. Sen mühendislik öngörünle ya bu işleri gözüm tutmadı, bu malzemeleri falan gözüm tutmadı. Bu şantiye şefinin denetlemesi ne olur? Belli olmaz. Ben sadece projeciyim. Bunu 2 alayım de diyebilirsin. Betonun iyi denetlenip denetlenmeyeceği pardon arkadaşlar nasıl belirlenir? Cevabı biraz zorca bir sorudur bu. İnşaat belki bir yıl ya da birkaç yıl sonra başlayacaktır. Fakat statik betonarme projeyi hazırlamak için malzemeye ve katsayılarına karar vermek zorundadır statikçi. Mühendisin elinde sadece mimari proje vardır. Mimari projeden hareketle inşaatın nerede yapılacağı, büyük kentte, kasabada, dağ başında falan hazır beton temin edilip edilemeyeceği, denetim firması olup olmadığı, yapı sahibi ve muhtemel yapımcı, müteahhit gibi veriler irdelenerek lambda MC'nin değeri kararlaştırılabilir. Hazır beton santrali ve denetim firmaları olan büyük kentlerde çoğunlukla 1,5 seçilmektedir. Örnek C 30-37 ve B 420C çeliği için
Eskişehir merkezde inşa edilecek yapılarda Lambda MC 1.5 seçilirken, aynı yapı bir kasabada denetim yetersiz inşa edilecekse 1.7 seçilmelidir. Aynı yapı dağ başında şantiye betonu üretilecekse C30-37 yerine beton sınıfının 25-30'da düşürmek ve Lambda MC'yi 1.7 almak uygun olacaktır. Hatta Lambda MC 2 belki daha da uygun olur gibi. Tabii burada beton sınıfını hesapta 25-30'a düşüreceğiz. Gerçekte ise 30-37 ürettirilmesine çalışacağız. Onu biliyor burada. Yapı güvenliği kavramı, yapılar kullanım ömrü boyunca farklı yüklerin etkisindedir. Mühendisin görevi bu yük etkilerine karşı yapıyı olabildiğince güvenli kılmaktır. Neden tam değil de olabildiğince? Çünkü bir takım belirsizlikler ve maliyet yapının tam güvenli kılınmasını önler. Az da olsa belirli bir risk üstlenilerek güvenlik sağlanmaya çalışılır. Kullanım ömrü boyunca kullanım amacı yerine getirilebilen, az ya da çok hasar alabilme olasılığı olan fakat toptan göçmeyen yapı güvenli kabul edilir. Güvenli yapı oluşturmak için taşıyıcı sistem özenle seçilir. Uygun malzemelerle beton, çelik ve malzeme katsayısı seçilir. Yapıya etkileyecek yükler özenle belirlenir. Karakteristik yük etkileri yerine yük katsayıları ile artırılmış ve yük senaryolarına göre birleştirilmiş tasarım etkileri kullanılır. Karakteristik malzeme dayanımları yerine malzeme katsayıları ile azaltılmış tasarım dayanımları kullanılır. Yönetmeliklere uyulur. Neticede yönetmelikler yapının güvenli olması için hazırlanmıştır. Hesaplar statik dinamik betonarme yazılımlar ile bilgisayarda yapılır. Yazılım sonuçları irdelenir. Gerekli düzenlemeler yapılır. Hesap tekrarlanır. Her bir basınç taşıyıcı elemandaki tasarım etkilerinin moment, kesme, normal kuvvet, elemanın taşıma gücünü aşmaması sağlanır. Çizim detayları özenle hazırlanır ki o detaylara göre elemanlar şantiyede hazırlanacak. İnşaatın çizimlere uygun yapılmasına özen gösterilir ve dikkat edilir, kontrol edilir. İnşaatın her aşaması sıkı denetime tabi tutulur. Burada da bakın bu kuş neden bir çok da özenle bir araya getirmiş acaba diye soruyor. Neden? Çünkü kesidini artırmış oldu, dayanımını artırmış oldu ve kendini taşıtabilmiş oldu. Tek bir ince dal üzerinde olsa taşıtamayacak. Ama bu bir ağaç olsaydı tek bir dal üzerinde durabilirdi. Bakın aynı incelikte bile olsa yani malzeme kalitesi, burada malzeme kalitesi düştüğü için kesidi artırdı. Malzeme kalitesi yüksekse artırmaya da gerek yok mesela gibi. Taşıma gücü kavramı ve taşıma gücü açısından yapı güvenliği. Betonarme bir elemanın güvenli olması için onun tasarım dayanımı, taşıma gücü en az o elemandaki tasarım yük etkisi kadar olmalıdır ki biliyorduk ama hızlıca okuyayım. RD büyük eşit FD. RD tasarım dayanımı, moment, kesme kuvveti, eksenel kuvvet ve benzeri etkilere karşı elemanın gösterebildiği taşıma gücüdür. Nasıl hesaplanacağı ile ilgili konularda anlatılacak. FD tasarım yükü etkisi, karakteristik yüklerden oluşan moment, kesme kuvveti, eksenel kuvvet gibi zorlanmaların yük katsayılarıyla artırılmış ve birleştirilmiş değeri. Bir kirişin tüm yüklerinden oluşan tasarım momenti MD, kesme tasarım kuvveti VD, kirişin moment taşıma gücü MR, kesme taşıma gücü VR olsun. MR yani kapasitesi MD yani hesapta oluşan iç kuvvet momentinden büyük olması durumunda, en azından eşit olması durumunda kiriş momente karşı güvenli, aksi halde güvensiz deriz. VR yani taşıma gücüyle hesapladığımız kapasitesi VD yani hesap iç kuvvetinden kesme kuvvetinden büyük ya da en azından eşit olacak. Bu durumda kiriş kesmeye karşı güvenli, aksi halde güvensizdir deriz. Kirişin güvenli olması için her iki kuvvete karşı güvenli olması gerekir. Birine karşı güvenli, örneğin momente karşı güvenli ama kesme kuvvetine karşı güvensiz. Hadi olsun yapalım, olmaz. Değil mi? İkisinin de karşı. Çünkü momenti taşıyabilecek, taşıyabiliyor ama hani önceki derste kesmeden kırılan deney örneğini göstermiştik. Küt diye kesmeden gidecek bir şey yaramadım. Her iki açıdan güvenli olması lazım. Birine karşı güvenli, diğerine karşı güvensiz olması halinde kiriş güvensizdir. Çünkü o kuvvet kirişi kırıyor anlamındadır.
Yapının bütününün güvenli olması için de her taşıyıcı elemanın güvenli olması lazım. Yapıda birçok girişten, kolondan, perden oluşuyor. Çoğu mesela güvenli, tamam, ama bir iki tanesi güvensiz ya olsun, olmaz değil mi? O zaman yapı göçer. Göçme tehlikesi vardır. Taşıma gücüne kapasite de denir. Taşıma gücü kavramı için basit bir örnek verelim. 10 tonluk kamyon kapasitesi 10 ton olan, yani 10 tona kadar yükü kullanım ömrü boyunca güvenle taşıyabilecek şekilde üretilmiş anlamıdır. Kamyon 10 tondan daha az veya daha fazla yüklenebilir. Taşıma gücü olan 10 ton sınırı ne kadar aşılırsa güvenlik o denli azalır. Örneğin 20 ton yükü belki kısa bir süre taşıyabilecek ve hasar alacaktır. Ama 100 tonluk yükü bir anda göçmesine neden olacaktır gibi. Yapıda da durum tamamen benzerdir. Yapı belli bir taşıma gücü için tasarlanmıştır. Taşıma gücü kısa sürede aşılabilir. Küçük hasarlar olur olmaz. Taşıma gücü aşırı aşılırsa, diyelim öngörülmemiş bir deprem etkisi, ağır hasarlar oldurur ve yapı göçer. Karakteristik kuvvet, tasarım kuvveti, karakteristik dayanım, malzeme katı sayılarıyla ilgili bazı basit örneklerimiz var arkadaşlar. Bunlara bakalım, bildiğimiz kolonlar üzerinden. Solda görülen donatısız elemanda sadece betonmuş bu. C2530 betonu ile 3 adet bundan üretilecekmiş. Biri ön döküm, prefabrik, yani fabrika koşullarında üretilecek. Diğeri iyi denetimli bir, diğeri de kötü denetimli koşullarda üretilecek. A. Elemanların beklenen karakteristik kırılma basınç kuvveti nedir? B. 36. sayfadaki sünme deneyi sonucu da dikkate alınarak, bu ders notlarında daha önce bahsedilen ama bizim için şu anda çok önemli değil. Elemanın güvenle taşıyabileceği tasarım basınç kuvvetini belirleyiniz. A. Beklenen karakteristik kırılma basınç kuvvetine N diyelim. C2530 için bu karakteristik deneyle elde edilen ve olmasını beklediğimiz 25'tir mi? 25 megapascal. Ne bu? FCK. Sigma CN gerilme. Birim alandaki gerilme. Dolayısıyla NK bölü AC eşittir FCK, yani 25 kapasitesi var. 25 kapasitesinde olacak en fazla. NK o zaman taşıyabileceği yük gerilmeyle alanın çarpımı. FCK çarpı AC. Yani 25 çarpı milimetreye çevirirsem 300'e 350 NK, 26-25 çarpı 10 üzeri 3 Newton ya da 26-25 kilo Newton'dur. B. Ön dökümlü elemanların tasarım kuvveti FCK 25 megapascal. Malzeme katsayısı 1.4. O zaman FCDN 25 bölü 1.4. Ne oldu? 17.86 oldu. Deney sonucuna göre yükten oluşan beton gerilmesi tasarım dayanımının 0.75'ini aşmamalı. Bu daha önce şurada atıfta bulunduğu not. Yani böyle bir sünme etkisi varmış. Burada yani sadece normal bir kolon değil, sünmeye de maruz kalan, yük gibi etki yapan bir sünmeye de maruz kalan kolon olduğu için onu ne yaptı? Bak, %75 olarak da belirlemiş onu. %75 azalttı. Dolayısıyla sigma C bölü FCD 0.75 olacak. Bu durumda sigma C, yani reelde bunun taşıyabileceği hesap dayanımı 0.75 FCD oldu. FCD de zaten FCK'nın küçültülmesiyle oluşturulacak. Ona da bakalım. Sigma C eşittir ND bölü AC, küçük eşit 0.75 FCD olmak durumunda oluşan reeldeki gerilme kapasitenin altında olmak zorunda. ND'nin de 0.75 FCD AC'den küçük olması gerekiyor. Yani oluşacak gerilmenin, yükün. Oluşacak yük o zaman 0.75, 17.86 olarak da neyi bulmuştuk? FCD'yi bulmuştuk. Çarpı 300'e 350 bizim kesidimiz. ND'nin o zaman hesap yükünün 1406 kilonewtondan küçük olması lazım. Şimdi zaten normalde öncelikle hesap iç kuvvetleri bulunuyor. Bu hesap iç kuvveti işte 1406'dan, yani statik çözümde bulunan şey 1406'dan küçükse tamam, bu kolon onu taşır diyoruz. Veya kolonu sıfırdan tasarım yapacaksak, diyelim hesap yükü 1500 ise 1500'e göre boyutlandırarak ya malzemeyi yükseltiyoruz
veya ebatları yükseltiyoruz. Neyle? Şu emniyete dayanarak. İyi denetimli elemanların tasarım kuvveti FCK 25 ise o zaman kas sayımız 1,5 olacak. 25 bölü 1,5'tan 16,67 megapaskal oldu. ND'nin 0,75 yine sünmeye maruz olduğunu varsayarsak FCD AC'den bu sefer de 1312 kilonewton'dan küçük olması gerekir. Kötü denetimli olursa da bu sefer 1,7 malzeme kas sayımız ve 14,71 megapaskal ancak taşıyabilir diyoruz. Aynı işlemleri yaptığımızda da bu sefer kilonewton olarak 1161 kilonewton ancak taşıyabilir diyoruz. Dolayısıyla 1161, burada 1300, burada 1400 aralarında fark var. Hiç FCK'yı direkt alsak ise ta 2006'yı bakın yarıdan daha fazla fark oluyor dikkat ederseniz emniyet açısından. Solda görülen donatısız elemandan C25-30 betonu ile 3 adet üretilecektir. Biri ön döküm prefabrik, diğeri iyi denetimli, bir diğeri de kötü denetimlidir. Elemanın beklenen karakteristik kırılma çekme kuvveti nedir? Çekme için sormuş burada da. Elemanın güvenle taşıyabileceği tasarım çekme kuvvetini belirleyiniz. Aynı şey geçerli, sadece çekme değerlerini kullanacağız. Beklenen karakteristik kırılma çekme kuvveti, o yüzden biraz okuyarak geçeceğim. 25-30 için FCTK 1,75 megapaskalmış. Bu bilgiyi bize vermiş deneysel. Bunu direkt FCTK'yı alsam, yani direkt kendi değerini alsam ne çıkıyor? Kuvvet bölü alandan yine FCTK'ya eşit olacak. Buradan kuvvetin ne kadar kuvvet çekme taşıyabileceğini buluyorum. Emniyetle alanı çarptım. Emniyetle alanı çarptığımda 183. Bakın ne kadar daha küçük 183. Basıncı ise 2625 şey yapıyoruz. Hemen hemen işte onda biri diyoruz ya. Ona geliyor. Ön dökümlü elemanların tasarım kuvvetinde ise ne yaptık? 1,4'e böldük. Bakın burada hiçbir şeye bölmedik. Burada direkt deney değerini aldık. Karakteristik değeri aldık. Bunu zaten uygulamada yapmıyoruz. Ön dökümlü ise 1,4'e böldük. Aynı şeyleri yaptık. Tek tek okumayacağım. 131 çıktı. Bak 183 daha önce. Şimdi 131. İyi denetimli ise biraz daha küçük olacak. Çünkü malzeme kas sayımız 1,5 bu sefer. Az önce 1,4'tü. 1,5'a böldük. 122 çıktı. 131'de 122'ye düştü. Kötü denetimli ise bu sefer daha da düşecek. 1,7'ye böleceğiz. O zaman 108 çıktı. En kötü durum yani 108, en iyi durumsa 183. Yine hemen hemen yarıya yakın işte fark ediyor. Gerçek diyebileceğimiz değerle emniyetli olması için hesapta aldığımız değer arasındaki fark. Burada demiş solda görülen donatısız elemanda C25-30 betonu ile 3 adet üretilmiş. Biri ön döküm, diğeri iyi denetimli, bir diğeri kötü denetimli. Elemanlar bazen basınç, bazen de çekme kuvveti etkisinde kalacaktır. Yani şu ikisini birleştirmiş. Elemanın güvenle taşıyabileceği ekseler tasarım kuvvetini belirleyiniz. Betonun basınç dayanımı yüksek, çekme dayanımı düşüktür. Elemanlar basınç kuvvetinden değil, çekme kuvvetinden kırılacaktır. Yukarıdaki hesaplanmış değerler dikkate alınarak elemanın güvenle taşıyabileceği eksenel kuvvet ön dökümlü betonlar için 131 çekme ama iyi denetimli betonlar için 122 yani şunlar kötü denetimli için de 108 olarak verilebilir. Bunlar daha kritik olan çekmeyi dikkate aldık. Basıncı dikkate almadık o anlamda. Peki solda görülen eleman donatı olarak C25-30 betonu ve B500 C çeliğiyle denetimli şantiyede üretilmiş. Kesitte 6 fi 14 boyun donatı var. Bu elemanın güvenle taşıyabileceği eksenel tasarım basma kuvvetini belirleyiniz. Betonarme kolanda beton ve çelik donatı kenetlenme sayesinde birbirine kuvvet aktarmaktadır. Elemanın taşıyacağı nihai kuvvet deneysel olarak da oldukça hassas bir şekilde belirlenebilmektedir. Deney kas sayısı yönetmelikte 0,85'tir. Dolayısıyla bu bildiğimiz formülasyon ND kolonun taşıma basınç taşıma kapasitesi 0,85 yani deney kas sayısı AC-FAS yani beton alanından donatı alanını çıkartıyoruz. Betonun karşıladığı kuvvet.
Donatı aranında donatın karşıladığı akma dayanımıyla çeliğin karşıladığı kuvvet çarpıyoruz. Olmalıdır. AC 300 çarpı 350. AS 924 çünkü 6 fi 14'ün toplam kesit alanını bulmuş. FCD, FCK bölü lambda C 25 bölü 1,5. FYD ise daha küçük bir katsayıydı. 500 bölü 1,15. Niye 25 aldık? Çünkü C 25-30. C 25-30 demek biliyorsunuz 25 ile 30 arasında bir şey çıkabilir. En kritik olan 25'i kabul ediyoruz. 25 aldık. B500C de ne demek? 500 akma dayanımı demek çelik için. Orada da 500 aldık. ND formülasyonunda bunları yerine koyduk ve taşıyabileceği yükü 1889,5 kN olarak bulduk. TS500'e göre nihai göçme eksenel kuvvet değeri NK'nın şundan küçük olmasıyla gerçekleşir. Solda görülen eleman donatılı olarak yine aynı iyi bir denetim nişantı üretilmiş. 6 fi 14 yine aynı donatılar var. Elemanın güvenli teşvik eksenel çekme kuvvetini bu sefer. Bakın çekme kuvvetinde o zaman yapacağım şey mantıken betonun bu koluna çekme geliyorsa betonun hiç bu işe karışmadığını varsayıp sadece donatı üzerinden hesap yapmaktır. Beton çekme kuvveti almayacak, çatlayacak. Çekme kuvvetini sadece çelik çubuklar karşılamak zorunda. O zaman ND'nin çelik için olan ASFYD'den küçük eşit olması lazım. Yani şu kısmı hiç dikkate almama gerek yok. Burası çok küçük bir şey verecek bana. Daha da emniyetli olalım. Bunu hiç dikkate almayalım. Direkt şu kısmı dikkate alalım. AS neydi? 924'tü. FYD hesap dayanımı 500'ün 1,15'e bölünmesi idi. Dolayısıyla ND burada 924 yani alan çarpı FYD ile bulunur. 401 kilonewtonluk bir çekmeye karşı gelebiliyor. 1889'luk ise bir basınca karşı gelebiliyor. Çünkü çekme sadece donatılar tarafından karşılanıyor. Zaten bir kolonun çekme dayanımı tabii ki çok daha düşüktür. Sadece donatılar betona göre daha az olduğu için. Evet arkadaşlar bu şekilde betonarme derslerini bitirmiş oluyoruz. Hepinize başka derslerde görüşmek üzere iyi çalışmalar, başarılar diliyoruz.